Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Daisy'nin sahibi geliyor. Arabanın sesini bakalım duyacak mı? Daisy burada mı? Evet, Daisy burada. Daisy'nin sahibi geliyor. Pars tabii hemen anladı işi. Pars'a bak Pars. Kim o Pars? Dur bakalım Daisy ne yapacak? Daisy'ye sen dikkat. Susun. Ha, korsan da çocuk ha. Neyse. Daisy'ye bakayım. Buraya gel, buraya gel, Daisy! Daisy, korsan! Korsan buraya gel. Ne haber kardeşim? Daisy ne oldu? Buraya gel, arabaya atladı. Tamam. Gel bakalım. Götürmem diye herhalde. Gel. Bak bak şerefsiz gel. Paris sen ne ara bindin? Paris de bindin. Paris de binmiş. Gel. Gel kızım koltuğu mahvettin. Gel. Ne yapayım? Gel. Haydi bak Daisy gel. Ne yapıyorsun bakalım? Gel. Aynen abi. Dur bak kendine gelir o ya. Neyse. Nazlı da sandık. Buradan geçebilirsiniz ya. Buradan şey yok. Bu üçü ne oldu abi? Kavga ettiler lan. Şair, haydi eskola. Escobar. Escobar. O sesinde hiçbir şey olmaz. Üstüne hapsi yapmış herhalde biraz da. Şey vurmak lazım. Ona şey antibiyotik. Direkt arabaya bindik yine götürmem diye. Nasıl var ya ne yaptın biliyor musun? Ofise girmek istiyor. Senin adım attığın yerleri kokluyor, deliriyor, gidiyor yukarı. Videoda var zaten. Seni arıyor buralarda. Dört dönüyor burada. Bunlarla hiç muhatap olmuyor. Aynen abi. Biraz son dün Pablo'ya saldırdı şerefsiz ya. Pablo'ya mı? Tabii Pablo geliyor ona. Sus lan! Escobar! Escobar! Biraz topla ben oynattım ona ama senin gibi heyecanlanmıyor benim oynatmam. O biraz hevesi şimdi... Şimdi sen şey topu biraz bak bakma. Her abi. Bak bu yüzüne. Ya. Çirkin çirkin yüze bak. Hayır. Bir.
Sakin onun haricinde hiç çiftleşme falan olmadı değil mi abi? He? Çiftleşme falan herhalde kızana gelmedi zaten. Yok kızana gelmedi ve Pars'a hiç pas vermedi. Hep böyle bu şekilde yani. Pars'tan uzak takılıyorlar. Bazen küçük korsanı çözüyorum böyle. Deyze'ye salça oluyor. O zaman geliyor Pars. Korsana racon kesiyor işte. Ama dışarıda çok bırakamıyorum. Bu Reyna telden atlayıp Reyna gıcık oluyor ona. Herhalde dişi olduğu için ona bir ne bileyim. Biraz şimdi benim Deyze pek... İnsanlarla iyidir ama köpekler pek sevmiyor. Yani bir tek benim işte dogoyla çok iyi anlaşıyor. Onun haricinde köpek gördüğümde saldırıyor kendi kendine. Bizim köyün kapı da acayip kötü. Hatta sırf o huyundan dolayı az daha ölüyordu. Arkadaşlar şimdi Daisy biraz daha yakından çekeceğiz. Ses gitmiyor zaten. Daisy ölümden döndü yani arkadaş anlatsın. Daisy Dogo Argentin Hector var. O kurtardı bunun diğer köpeği. Uzun. Şey olay oldu nasıl abi? Oldu? Bundan dolayı mı oldu? Şimdi abi nişanlı gelmişti köye. Dedi ki hani köpekleri falan gezdirelim. Boştuk. Öyle köpekleri yürütüyoruz. Bizim böyle evin az üstünde bir çayır var. Orada da bizim komşular ineklerini otlatıyordu. Bir tane dişi şu boyu köpeği var. Bir tane de erkek köpeği var. Geldi şimdi erkek de benimki kavga eder diye. Dedim hani sıkıntı olmasın. Hector'u 50-100 metre geriye bağladım. Geldim işte Daisy yanıma böyle. Dolaşıyorlar. O öbür dişi köpek de geldi. Böyle bir bakıyor falan ama ben yanımda kapacağına hiç ihtimal vermedim. Böyle biraz daha yaklaştı falan. Ben işte orada nişanlıma bakıyordu. Bir döndüm köpek bir metre ilerime gitmiş. Daisy bir metre ilerimde. Hani hiç çaktırmadan Daisy'yi alayım dedim ama derken köpek... Narkoz! Oldu.
Bak. Köpek bir saldırdı, direkt böyle boğazından tuttu. Böyle Daisy'yi, tabii. Daisy'yi böyle sürükleye sürükleye geri doğru kaçmaya çalışıyor. Ben direkt böyle ilk hemen tekmeyi salladım. Anlamadan tekmeyi Daisy'ye vurdum. Hadi. O karışıklıkta. Peşine bindim böyle köpeğin boğazına. Alttan böyle gırtlağına soktum, elimi sıkıyorum, bıraksın. Hani bir de sallamasını istiyorum. Sallasa yırtacak zaten. Sıktım böyle, bastım. Ondan sonra bir ağzını bir açtım. Daisy'yi böyle aldım. Daisy böyle yerde cansız yatıyor. Hiç sallanmıyor bile ama o an aklımı kaybettim. Öldü dedim. Aldım kucağıma. Bu sefer bir sen iki yoldan o şey de geldi. Hadi ya. Abi birine tekme atıyorum. Biri sağdan atlıyor, biri soldan atlıyor. Allah korusun. O arada erkek olan hatta dönerken nişanlıma çarptı. Onu düşürttü yere. Hadi ya. Ben bağırıyorum ama. İki köpek savaşıyorsunuz yani. Ben bildiğim böyle böyle artık daha. Eve yakın mı yani? Evin 100 metre falan uzağında, köpek de böyle 50 metre falan uzakta duruyor. İşte dedim Canan'a aynı ki... Aynı anda mı yaşadınız bu şeyi? Evet. Hadi ya. Canan'a bağırdım. Dedim çabuk dedim Hector'u aç. Hector zaten çıldırıyor yerinde. Hector'u açmasıyla Hector geldi geldi dişiye bir göğüs vurdu. Dişiyi uzaklaştırdı. Peşin erkeğe daldı. Ben o arada işte Canan'a verdim köpeği, gönderdim. Erkek olan köpek öldü orada. Erkek olan öldü. Ondan sonra bu nasıl etmiyor yani? Direkt öldü arkadaşlar. Ama zaten şimdi boğulmuş arkadaşım var senin. Ben... Böyle şeyler rahatsız. Bidon. O böyle bidon. Öyle işte. Ondan sonra gittik. Hep borusu yırtıldı. Falan gittik. Reyna tamam. Bunu buralara falan böyle şey yaptırdık, ameliyat ettirdik. Şey dedi ki, veteriner tutmuş ya, Allah kaydı ölmüş. İnsan bu sevebilirsin. Kadife gibi. Zaten abi onun sevilme şekli çok hoşuma gitti. Ne bir bırakıyor, ne bir şey. Temiz de böyle. Bu da, ama şu suratsızlığı çok hoşuma gitti ya. Şu surata bak. Allah'ım bir bak Allah aşkına ya. Şu an var ya sen böyle şeyler yapmıyor da. Sen varsın şimdi bir neşe geldi ona bak. O şimdi mutlu oldu. Bir evet, tüzel anladı ya. Şimdi yalandan bir sen araba evinde bakayım ne yapacak. Gidiyormuş gibi yapacak. Tamam. Şimdi bekle bekle. Şimdi böyle şey yap, çaktırma, tamam orada oynasın onu. Bırakın gelir ki. Yani. Ya şerefsize bak, bak bak bak. Sen çaktırmadan git bakayım. Şimdi onu da bırakmayın, iti olur. Hemen girecek yeri arıyor. Hemen şimdi girecek ki kazayla götürmem diye ödü kopuyor şimdi. Şerefsiz ya. Neyse. Ya bu bak bak hemen içeri atlamaya çalış. Hayır yani değil, sen burada kalacaksın. O bir tane
Pitbull'u şeyde sokağa bırakıyorlar da. Onu koy araba üstüne olmasın ya. Koy arabanın üstüne olsun ya. Bir tane Pitbull'u sokağa bırakıyordu ya, adam arabanın yanında köpek deliriyordu. Aynı o an geldi aklıma ya. Şimdi... O şimdi arabadan yaklaşmaz çünkü. Kazayla yine geçenki gibi bırakacağım zannediyi. O şimdi buralarda dolanır da. Kız Bella. Ya bu Bella çok kilo aldı ya. Ondan daha şık. Baksana ya. Karnı yere vuruyor ya. Buna bir çamurluk takmak lazım. Araba çamurlukları var. Altı hep çamur oluyor ya. Aslında şey diyorlar abi. Bir yaşına kadar köpeği fazla yedirmeyecek misin diyorlar. Hani fazla ben yiyince biraz boydan... Bu şerefsiz meğer tavukların yumurtalarını yiyormuşlar ya. Ben de buna günde yumurta veriyorum. Her gün birer tane. Burada meğer 3-4 tane yumurta. Ben de diyorum tavuklar yumurta yapmış. Meğer şu aşağılarda çayırda yapıyor tavuklar yumurta. Yerinde bunlar da yiyor. Tabii. Hep. En son geçen keşfettim ya. Tavuk bağırıyor ya burada. Ben de diyorum bir şey mi kovalıyor tavuk. Meğer tavuk yumurta yaptığı zaman bağırıyor. Bu da buradan 4 nala gitti. Ben de buradayım, tamam mı? Bir baktım tavuk yumurtayı düşürdü, bu kaptı onu. Bunlar kavga ediyorlar yumurtanın üstüne. Bu ikisi yumurtaları yiyorlar. Ama bak ne oldu? Yer küçük oldu ya. Çok kilo almış ya, iyi yani. Baksana Deyzi'den büyük ya. Şşt, hayır. Bir de sen bunun bir kardeşi var İstanbul'da, onu görsün. O da mı kilo? O daha büyük. Otelde yiyor yatıyor yaşıyor, yiyor yatıyor yaşıyor. Deyzi tam güzel. Fit bak, Deyzi Pars gibi. Bak, Pars'ın şeyi de şey, Pars'ın kilosu çok iyi mesela. Deyzi'nin... Pars tam pitbull gibi duruyor. Biraz daha uzun, bunlar aynı bacak aslında ama... Uzun bacak dedikleri, şimdi bir kısa bacakları varmış bunların. Evet. Biraz daha böyle küçük oluyorlar. He. Bir de uzun bacaklar var. Bizimki sanırım uzun bacaklılardan yani. He. Uzun tiplerden. Bizim Paris kısa bacak. Paris kısa bacak. Baksana ya. İnce sosis gibi bak uzun. Paris. Yerlimizin ya, baksana. Uzun tamam mı? Bak şeyden... Burada iyi tavuk falan boğmamış. Annem, tavuk boğuyor mu? Annem 17 tane tavuk aldı. Gayet güzel bakıyor falan. Tavuk boğuyor tavuk. Kendi tam da cesaret eden niye öbürüne boğduruyor? Yok an işte bu da aynı, bu abi Paris'ten ortak oldu diye onunla anlaştı, tavuk kovalıyorlar burada. Ama var ya harbi fare mağara kokusu alıyor. Alır fare, yılan acayip, onları yani dokundurur yani. Abi böyle kokusunu alsın oralarda, diba köşeye girer. Aynen çıkar. Şurada fare var anlıyorum, gidiyor oralara kafa atıyor bir şeyler yapıyor. He girer koklar havlar. Aynen ayağını şey kaldırıyor pas gibi. Bunun annem 17 tane almış, güzel de bakıyoruz böyle tavuklar falan gayet güzel. Annem de biraz böyle hayvancıdır yani, çok bakar böyle. Güzel bakar. Sabah bir kalktık ki 2 tane kalmış. Biri 50 metre ötede ölmüş. Biri 100 metrede. Babaanne anlattı. Kendi cesaret edemiyor. Önden giriyor yuvaya. Onları korkutuyor, kaçırıyor. Arkada çıkış dektör bekliyor. Çıkanı kapıya yatırıyor. 17 tanesini sildiler. Ondan sonra tavukçuluğu bıraktık. Baktık yani, olmuyor yani. Bende 35 tane falan vardı. Şu an 5 tane kaldı. Hep yediler. Ama bunlara süs olsun diye bir şey demiyorlar herhalde. Onlar diyorlar burada aksesuar gibi duruyorlar. Bizimkiler de çok boğdu ya. Bizimki alıyor tavuğu korsan, çayırın orayı ortaya getiriyor. Bir tane tüy bile bırakmıyor. Hiç anlaşılmıyor onun yediği. Ben kaybolurlar zannediyorum. Burada canlı burada öldüren şey, Escobar öldürdü 2 tane. Baron bir tane öldürmüştü. Diğerlerinin hepsini yediler. Yani 2-3 tanesi israf oldu. Yani yemelerine bir şey demiyorum. Öldürsünler yesinler de. Boğup bırakmaya çok sinir oluyorum ya. Boğuyorlar, bırakıyorlar. Boğuyordu. Canı istediği zaman gidip yiyordu yani. Yani öldürüyor bunları abi. Biraz av köpeği cinsi var ya bunlardan. Köpek kaçınca heyecanlanıyor mu ne diyese hemen böyle boğmaya çalışıyorlar. Hector'u merak ediyorum ya, bu nasıl bunu kurtardı, onu göreceğiz inşallah. Vallahi gelmeni bekliyorum. Şey olarak güzel abi. Boyu falan fiziği güzel ama mesela ben senin Pablo'yu gördüm. Sonra geldim dedim Allah Allah dedim. Benim dogo değil herhalde çünkü benimkinin bir kere sağlam yeri yok. Neresine el vursan yaralar. Şimdi annem fazla kıyamıyoruz biz köpeği. Hani bağlasam karı gibi alıyor sabaha kadar. Aynen. O yüzden açıyoruz. Çözümüze gidip kavga ediyor. Bunlar da aynı ya. Yani şimdi bakma biraz daha kontrol ediyorum da eskiden Pablo da çok kavga ediyordu ya. Gidiyordu yani. Bağlamasa eder zaten. Geri vites yok ki bunlarda. Aynen. Senin köpeği şimdi sen şey tecrübesindir yani. Escobar iyileşir değil mi çabuk? Escobar abi ona bir 10 gün şey vurman gerekiyor. Neydi onun ismi? İğne mi? İğne de. Sen vuruyor musun? Vuruyor. Ben antibiyotik veriyorum. İğne değil de antibiyotik veriyorum. Bana veteriner dedi ki antibiyotik içerirsen aynı iltihabı atıyorum. Benim şu anda mesela su burnunun arası bayağı şişti benimkinin. 10 gündür vuruyorum. 5 gündür 5 miligram, şimdi 4 miligrama düşürttüm. İyi yani, gayet indi. %40'ı indi. Gitti yavaş yavaş yani. Bu da tam iniyor, tamam mı? Tam iniyor. Bir daha bir şey buluyorlar. Bir daha bir çıkıyorlar ringe. Korsan şerefsizinin yüzünden.
Benimki tam geçen böyle bir temizlendi. Tam böyle dedim ya, güzel bir köpek oluyor. Tarıyorum marıyorum tüylerini falan. Sabah işte annem tuvaletini yapsın diye açmış. Bu da dişinin kokusunu almış. Gidiş o gidiş. Akşam oldu. Dedim ya öldü ya da dedim çok ağır yaralıdır. Yani başka bir şansı yok. Eve bir geldim. Köpek yok. Yarım saat sonra bir baktım. 100 metre öteden böyle yavaş yavaş geliyor. Hadi ya. Karanlıkta. Bir geldik abi. Şu sağ bacağın üstü. Sol bacağın üstü, sırt, boyun, sağlam yeri yok. Bunu anlatman iyi oldu şimdi ya. Bak şimdi. Bana mesela videolarda belki sen de yorumlar okuyorsundur. Okuyorum abi. Çok köpeği niye salmıyorsun? Yok bilmem ne. İşte arkadaşlar bak, köpeğin sağlam yeri yok. Niye? Annesi acıyor, salıyor köpeği çok zincire durmasın diye. Köpeği gezdirirsin. Ben kendim gezdiriyorum zaten. Ama köpek kolay kolay salınmaz. Ben şu an salmama bakmayın. Şu an mesela kontrollü şekilde salıyorum. Köyde kimse olmadığı için salıyorum. Aşağıdaki köpekler olduğu zaman, kızan olduğu zaman salmıyorum. Kızan olduğu zaman ne olduğunu görüyorsunuz. Ha, köpekte sağlam yer yokmuş yani. Yok. Çünkü ya zaten köpeklerin cinsinde o var. Yani en güçlü kimse o çiftleşmesi gerekiyor. Aynen. Mecbur boğuşuyorlar yani. Aynen, öyle. Bir de şimdi Dogo öbür köpeklerden görüntü olarak da farklı ya. Hani çoban köpeği, kangal tipinde değil. Bunu ırkçılık yapıyorlar herhalde. Bir yabancılıyorlar, hepsi birden buna saldırıyor. Yani ben ne ki gördüysem bir ara 4 tane köpek öyle saldırdı. Canım çıktı ellerinden alana kadar da. Hayır, geri de kaçmıyor. Aynen, sağlam yeri de yok. Bunlar da öyle bir şey var. Hiç yani acı eşikleri olmadığı için hiç kaç bırakmıyorlar diyor. Ben mesela bu baron şeyi kapıyor ya Pablo. Baron kaptı. Allah'tan baron kapıyor. Baron kaptığı için barona bir tokat vurdum bırakıyor onu. Pablo kapsa Pablo'yu bırakmıyor ya. Pablo bırakmıyor baron. Pablo iyi. Bir de mesela benimkinde çok fazla benek var. Çok benek oluyor. Benekliler de oluyor ya. Bazıları şimdi benim de yıkadığım zaman benekleri ortaya çıkıyor. Ben bayağı gördüm, bayağı beyaz seninki. Benimkinde beyaz çok az var. Yani hep böyle siyah siyah ama o sordum şeyde, o iyiymiş yani. İyi, kaliteli olduğunu gösteriyor. Şeyde de çok benek var. Lady'de veya korsanda ama Pablo'yu da yıkadığın zaman çıkıyor. Benekleri ortaya çıkıyor. Evet. Tüylerinden dolayı çok gözükmüyor olabilir. Vallahi abi köpeklerine sen, yani ben köpekten az bir şey anlayan biri olarak diyorum, sen çok iyi bakıyorsun. Allah yani, razı olsun. Eyvallah. Maşallahım var. Genel olarak hani ben de iyi bakarım ama kıyamıyorum işte, açıyoruz. Aynen. Bir gidiyor boğuşuyor geliyor, her yeri sapasağlam da şey yara. Öyle işte idare edin. Bunlar da insan gibi, biz de yaralanıyoruz. Ya benim hayatta bir sefer abi yara benden eksik olmaz. Bir gün keseri vururum, bir gün orağı vururum, bir gün baltayı, bir gün ayağıma bir şey düşer. Yani bitmiyor. Allah'a şükür kavgadan olmuyor ama yani biz de yaralanıyoruz. Yani köpeklerde demek kaderleri böyle. Şşş, öyle abi. Bak, hayat anladım. Zor. Hayat köpeğe de zor, insana da zor. Aynen. Gel. Belli tamam. Çok severim, çok severim. Belli çok akik ya, görüyorsun bak nasıl hiç durmuyor ya. Tam kaç aylık şimdi bu abi? Şu an 5 ayına girdi. 5 ay, maşallah güzel. Bunlar narkozun yavrularından olursa bir tane İnşallah. Almak isterim. İnşallah. Allah abi Artvin'e de geleceğim de, bekliyorum. Geleceğiz dedim. İnşallah ya, en bir program yapıp geleceğim. Senin Hector'u merak ettim. Bu kadar savaşçı ruhu, şunu da kurtarılması çok hoşuma gitti. Aynen. Yani ben de öyle bir şey olsa köpeklerim yani... Kavga ettiği zaman başıma bir sefer geldi. Narkozla köpekleri kavga ederken Pablo'yu çözdüm. Videoyu alamadım onu. Pablo gitti narkozu kurtardı. Yani hoşuma gitti. Tamam, böyle köpeğe ayrı bir sevgin oluyor. Yani gidiyor diğer köpeği kurtarıyor. Tamam mı? Kendi sürüsünde sahip çıkıyor. Ben o an o yaşadığım hisleri şey. Anlatamam. Yani o an şimdi nasıl desem. Öyle bir bunalmaya girdim ki. Yani şimdi küçük köpek. Evet. Hani bir daha tutsalar gitti. Yani zaten ben öldü zannettim o arada ama bir daha tutmasın diye lan sağa dönüyorum. Biri sağdan geriye, biri soldan zıplıyor. Biri uyanık açıyor, biri uyanık açıyor dedim artık. Ben ama bağırdım işte, dedim ya canım dedim git köpeği aç. O arada öbür kadınlar korktu. Evet. Dedi ki hayır hayır açma açma. İkinci de bir daha vardım aç dedim şu köpeği. Hector'u zaten o gelişini bir gördüm. Abi var ya bir saniye durmamış. Böyle koştu koştu koştu. Önce dişiye bir çaktı böyle. Göğüs vurdu. Dişiyi düşürttü. Daldı erkeğe. Erkeği zaten ben Daisy'yi alıp eve götürdüm. Geri gelene kadar erkeği orada bitirmiş kenarda. Gitti. O erkeğe kaşındı yani, bu kadar köpeği boğmaya. Ama onun da zaten önceden bir iki üç kere, üç tane köpektirler onlar. O arada ikisi vardı. Üç köpek Hector'u bir iki üç kere düşürttüler. Hmm. Bayağı yaralandılar. Onun da kaderi buymuş. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu işler böyle yani. Herkes kaderini yaşayacak. Biz videoyu kapatalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.